sevgili seyirciler. Türkiye'de hepimizin bir numaralı gündemi ise bütün dünyada olduğu gibi koronavirüs, Covid-19'a yönelik aşı. Farklı aşı çalışmaları yapıldı. Türkiye biliyoruz ki ağırlıklı olarak Çin aşısını alacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca neredeyse gazete dolaşıp aşıya karşı oluşturulan lobiye karşı mücadele veriyor. Aşının yapılması gerektiğini, neden Çin aşısı aldığımızı, önümüzdeki sürecin nasıl işleyeceğini anlatıyor. Ancak yine de kafalar karışık. Sanatçısından bilim insanına, gazetecisinden, memuruna, işçisine kadar herkes acaba aşı güvenilir mi değil mi, hangi aşıyı alalım, hangi aşıyı yaptırmalıyız, bu aşılar neden bu kadar farklı konusunda bir nevi uzman oldu. Nasıl olmasın, inanın ortada can olunca mecburen aşıyı da hepimiz korona öğreniyoruz. Peki kaç çeşit aşı var? Gelin isterseniz Jackson Laboratuvarı'ndan Derya Unutmaz'a soralım. Derya Bey, herkes aşıyı konuşuyor ama kafalar hala net değil. Şimdi 2 çeşit aşıdan bahsediliyor. Nedir bu aşıların farkı? Aslında en az 4-5 çeşit aşı formülleri var. Genel olarak tabii daha da fazla aslında. Yeni aşılar var. Yeni teknolojiyle üretilen, şu anda BioNTech ve Moderna şirketinin geliştirdiği mRNA dediğimiz bu bir virüsün bir parçasının programını diyelim, bir kodunu diyelim. Hücrelerimize gönderiyor ve aslında hücrelerimiz bu parçaları üretip bağışıklık sistemini gösteriyor ve bağışıklık sistemini eğitiyor. Birincisi bu, şu anda çok iyi sonuçlar aldığımız. Diğeri bu virüsün bu parçasını bir kod yerine başka bir virüsün içine koyuyorsunuz. Örneğin zararsız adenovirüs dediğimiz, adenovektör dediğimiz bazı virüsler var. Bunların içine gönderiyorsunuz. Bu da bir kargo gibi bu parçayı, bu virüsün bu parçasını, genelde bu virüsün yüzeyindeki anahtar kısmı oluyor. Tekrar yine vücuda gönderiyorsunuz ve bağışıklık sistemini bu şekilde eğitiyorsunuz. Hücrelerimiz yine bunu üretiyorlar. Diğer bir versiyonu bu parçanın kendisini üretmek. Yani bunu laboratuvarda bu parçayı yapıyorsunuz. Direkt olarak vücuda veriyorsunuz. Bu şekilde bağışıklık eğitiliyor. Bir diğer versiyonda, şu anda çok konuşulan Çin aşısında olduğu gibi virüsün tamamını büyütüp öldürüp o ölü virüsü gönderiyorsunuz. Buna inaktif diyoruz. Aslında tabii virüsler canlı değiller. Ve orada da parçalardan bir tanesi yüzeydeki bu anahtar kısmı da olmuş oluyor. Bunlara karşı yine bağışıklık eğitilebiliyor. Bunun dışında birkaç değişik metotlar daha var ama genel olarak bu şekilde sıralayabiliriz. Derya Bey, bir aşının güvenilir olup olmamasını nasıl anlayacağız? Neye bağlı acaba bu? Şimdi tabii ilk aşı çalışmaları laboratuvar düzeyinde başlıyorlar. Sonra hayvan deneylerine geçiyor. Hayvanlarda tabii ki önemli bir toksik bir durum oluşmaması gerekiyor. Ondan sonra faz 1, faz 2 çalışması dediğimiz, yani insan üzerinde bunlar daha çok küçük gruplar oluyorlar. 40 kişi olabilir, 100 kişi olabilir. Ciddi bir sorun var mı, yok mu düzeyinde bakılıyor. Ondan sonra tabii esas faz 3 çalışması dediğimiz on binlerce kişi üzerinde denenmesi lazım. Çünkü siz 100 kişi üzerinde denersiniz, hiçbir yan etkisi çıkmaz ama aşıların güvenliğinin çok daha yüksek düzeyde olması lazım. Çünkü yüz milyonlarca insana vereceksiniz ve sağlıklı kişilere vereceksiniz. O bakımdan 10.000'de bir yan etki bile olması bu sakıncalı olur. Bir de değişik gruplarda denemeniz lazım. Örneğin değişik etnik gruplar olabilir, yaş grupları, yaşlarda farklı, gençlerde farklı hastalıkları olanlar olabilir. Bu bakımdan on binlerce kişi üzerinde yapılır ve burada da yine ciddi bir yan etki çıkmazsa, aşıların her zaman kısa süreli hafif orta yan etkileri olur. Çünkü bir yerde siz bağışıklık sistemini eğitiyorsunuz. Orada bir mini savaş hali oluyor. Sanki virüs varmış gibi. Ondan dolayı ateş olabilir, halsizlik, yorgunluk, kas ağrısı olabilir. Ama bunun uzun sürmemesi lazım ve uzun vadede bir sorun çıkmaması gerekiyor. Genel olarak bunu 3 parçaya bölebiliriz. Aşıların 3. fazdan geçtikten sonra, hatta 4. fazı da vardır. Bu da çok uzun süreli, yani birkaç yıl takip olur. Orada da yani çok nadir bir yan etki olur mu ciddi, ona bakılır. Yani 100.000'de 1, 1.000.000'de 1. Onu da ancak daha fazla insanlar aşılandıktan sonra oluşmaya başlar. Nasıl biz bir şey öğreniyoruz? Yıllar sonra hatırlayabiliyoruz. Ama bazen bazı şeyleri çok hızlı bir şekilde de unutabiliyoruz. Aynı bu şekilde bağışıklığın da bir hafızası var. Bu hafızanın uzun vadeli olabilmesi için bağışıklık sistemine şu mesaj gitmeli. Yani bu tehlikeli bir tehdittir. Bununla yıllar sonra bile karşılaşsan hazır olman lazım. Çünkü her şeye karşı her an hazır olamaz bağışıklık sisteminiz. Çok fazla virüsler, bakteriler var. Bu bakımdan örneğin aşılar 2 dozda yapılıyor. Bunun bir sebebi de bu hafızayı daha uzun tutmak. Yani aynı biz bir şey öğrenirken birkaç kere tekrarladığımız zaman nasıl daha uzun süre aklımızda tutabiliyorsak, bağışıklık da bu şekilde aradan 2 hafta, 3 hafta sonra bir daha tekrarladığınız zaman o zaman daha uzun olabiliyor. Veyahut da bazı aşılar, bunlara hafifletilmiş canlı aşılar diyoruz. Tam olarak virüs ölmemiş durumda. O devamlı bir şekilde bağışıklık sistemini eğitiyor uzun bir süre. Onların bağışıklığı hayat boyu da olabiliyor. Tam olarak kurallarını öğrenmiş değiliz ama genel itibariyle o hafızayı uzun süre tutabilmek, baştan da çok iyi şekilde bağışıklığı eğitmek daha uzun süreli korunmamızı sağlıyor. Derya Bey, çok çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sevgili seyirciler, bir anlamda orta çağ karanlığında kalmış bir kafayla mücadele ediyoruz. Bir anda bilimin önderliğinde aşı çalışmaları yapılıyor. İnsanlar koronavirüsten kurtulacaklarına seviniyorlar. Diğer taraftansa pek çok kişinin kafasında soru işareti yaratan çeşitli makaleler yazılıyor, kitaplar yazılıyor, hatta belgeseller yapılıyor. Zor bir dönem, böyle bir dönemde karar vermek de kolay değil. Ancak aşı, görünen o ki Türkiye'nin ve dünyanın vazgeçilmez bir tartışma objesi olmaya devam edecek. Mesela bu hafta Facebook'un kurucusu Zuckerberg dedi ki biz önümüzdeki günlerde ofislere döndüğümüzde aşılı mı değil mi diye bakmayacağız. Herkese buyurun gelin çalışın diyeceğiz dedi. Oysa aynı yine bu hafta İsrail Devlet Başkanı Netanyahu aşı olanlara özel bir pasaport, hatta uygulama yaptıracağını ve bazı yerlerde sadece aşı olanların kabul edileceğini söyledi. Uluslararası Havacılık Teşkilatı aşı olanların uçaklara alınıp alınmayacağı konusunu tartışmaya başladı. Yani isteseniz de istemeseniz de aşılı bir hayata alışacağız. Peki nasıl olacak? Hala orası muamma. En azından bu yayını yaptığımız dakikaya kadar kafalar netleşmiş değil. Türkiye'de çocuklar, hamileler, belli bir yaşın üzerindeki insanların, aşı olmayanların da katıldığında 20-25 milyonun aşı olmayı düşünmediğini ya da şu anda olamayacağını görüyoruz. Böyle bir ortamda aşının faydası ne olacak, onu da tam bir netleştiremediğimizi söyleyebiliriz. Evet, 5'ine 1K'ya isterseniz bu tartışmalar ışığında kısa bir ara verelim, ardından bugün de programı bitirelim.